Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Adba adında bir devesi vardı. Adba yarışlarda birinciliği kolay kolay kimseye kaptırmazdı. Bir gün binek devesine binmiş bir bedevi geldi ve yarışta Peygamber Efendimiz aleyhisselamın devesi olan Adba'yı geçti. Bu durum Müslümanlara, ashaba çok ağır geldi. Resul-i Ekrem'e şöyle dediler: "Başka bir deve Adba'yı geçti," diye dertlendiler. Yüzlerine bakıp da ashabın üzüldüğünü, hüzünlendiğini gören Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez kanunudur." Evet, sünnetullah budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi de olsa zirveden ne yapar? İnmeye mahkumdur. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi devesi üzerinden aslında Müslümanlara bir hakikati öğretmek istiyor. Allahu Teala'nın sünnetullahı, yani değişmez yasaları var, kevni kanunları var ve bu kanunlara herkes tabi olmak durumunda. Dolayısıyla her doğan ölür, her yaşayan fena bulur ve insanlar asıl sahiplerine hesap vermek üzere kıyamete yolcu olurlar. Dolayısıyla İbni Haldun'un da dediği gibi, insanların ömrü gibi toplulukların, medeniyetlerin ve devletlerin de ömrü var. Toplumlarda, devletlerde doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Dolayısıyla bu sünnetullahı ıskalamamak lazım. Bu başarı anlamında da öyledir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'da zahiren mağlup olmuş gibi gözükse de aslında müminler manen galip gelmişlerdi. Ama Rabbimiz Teala ayet-i kerimeyle bunu da izahata kavuşturuyordu. وَتِلْكَ اَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Evet, biz o günleri, savaş, zafer ve mağlubiyet günlerini insanlar arasında döndürür, dolaştırırız. Bazen müminler galip gelir, bazen inkar edenler. Evet, dünya tek düze değil. Dünyada bazen müminler kazanımlar elde ederler, başarılar elde ederler, gayret ederler, çalışırlar, çabalarlar ve üste çıkarlar, zirveye çıkarlar. Bazen de müminlerin gevşekliğinden dolayı inkar edenler galip gelirler, müminleri mağlup ederler. Dolayısıyla burada üzülmek, hüzünlenmek değil, belki gayrete gelmek ve Rabbimizin şu ayetini hatırlamak gerekiyor. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Her insana çalıştığı kadar vardır. Dolayısıyla burada insana çalıştığı vardır diyor. Müslümana değil. Demek ki Allahu Teala kişisel gayrete, kişisel koşturmaya, Hacer annemiz gibi Safa ve Merve'yi koşturmadan, diğer peygamber, tevhid peygamberleri olan peygamberler gibi bir gayret göstermeden, bir duruş, bir kamet ortaya koymadan bir galibiyeti, bir başarıyı beklemek gerçekten çok hayalcilik olsa gerek kıymetli kardeşler. O yüzden sünnetullah'tır, Allah'ın kanunudur. Kim gayret ederse, kim koşturursa, kim mücadele ederse, kim pes etmezse, kim Allah'tan ümidini kesmezse, kim yarınki programını, bir yıl sonraki programını, 100 yıl, 1000 yıllık programını derse ve ona göre hareket ederse, işte muvaffak olan, galip olan o olacak. Dolayısıyla Rabbimiz bizi diri olanlardan, gayretli olanlardan, yarının hesabını hem madden hem manen yapanlardan kılsın.